Ağzımı açtığım an ya yaharsınız, ya atarsınız, ya da kesersiniz. Selamünaleyküm. Diyorsun. Ha, aynen böyle. Tamam, sağ ol. Şimdi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bir çatışma ortamı var, savaş ortamı var. Evet. Hani bununla ilgili görüşlerinizi alacağız. Ne düşünüyorsunuz? Hani benim eşim de görüyorum. Benim eşim de görüyorum. Gazi arkadaşlarım. Yani biz mesela buradaki insanlar için sonuçta herkes hayatını kaybediyor dedi. Hani ne yapmak gerekiyor? Biz buradaki insanlar olarak ne yapabiliriz yani? Önce baştan gel. Şimdi bizim yapabileceğimiz ne olabilir? Hiçbir şey. Elimizden gelen hiçbir şey. Ama en çok biliyorsunuz hani savaşta hayatını kaybeden dar gelirli insanlar oluyor. Hani giden askerde, poliste genelde dar gelirli insanlar. Mesela milletvekilleri bilmem neler sonuçta çocuklar askeri bile göndermiyorlar değil mi çoğu? Yani. Hep yoksullar ölüyor savaşlarda. Hani biz ama halk olarak bu savaş bizi vuruyorsa biz ne yapabiliriz halk olarak? Yapacağımız bir şey var mı? Valla ben daha fazla konuşurum. Ha, tamam anladım. Tamam. Biz niye savaşa karşıyız mesela değil mi? Savaşa karşıyız değil mi? Niye savaşa karşı olmamız gerekiyor? Ne yapabiliriz diyor. Peki insan onlar ne zor durumda yaşıyor. Cevap versene, boş konuşalım. Onlar büyüklerebilir, verebilir. Abla. Olur mu? Biz biliyoruz, bizim hayatımız etkileniyor. Niye mesela öğlene bakıyorsunuz, bakın askerler de yoksul insanlar değil mi? Henüz sıva yapılmamış insanlar gidiyor. Öğlen halk yoksa halk. Milletvekili çocukları öldü mü hiç? Ya da iş adamı çocukları? Hani hep olan garibanlar oluyor. Onun için biz niye karşı çıkmıyoruz savaşa? Hiç büyük bir insanın oradaki çocuğuna zarar gelmiş. Karşılaşmak önemli değil abla. Her ilde, Ankara 81 ilde komisyon kuracaksınız. Savaşa karşı bir komisyon kurulacak. Biz kurduk zaten Sincan'da. Sincan'da değil abla, sadece Sincan'da olmaz. Hani biz Sincan'da olduğumuz için. Yani bir kesim, yani bir kesimin sesi çıkmaz. Anladım. Yok, Sincan'da şey olacak. Yaptık belki bir gözünüz de nerede oturuyorsunuz? Ben 12. yatı Sincan'da oturuyorum. Birçok ilçede koruldu. Yani Sincan neresi? Sincan bizim öğretmen insanlar içinde. Siyasi partiler, sendikalar, mesela bir fotoğrafta derneği var. Hani biz şey yapıyoruz, buna yönelik bir çalışma yürütmeye çalışıyoruz. Peki bir yere varılmayı düşünüyor musunuz? Nerede yapacağız? Bakın şeyde bir tane yapacağız. Bir yere varılmayı düşünüyor musunuz? Akil insanlar diye. Biz anlatacağız yani. Bir şeyler kurmaya çalıştılar. Herkesi, savaşa karşı olan herkesi. Ama az önce güzel bir yere değindi. Dedim ki milletvekillerin çocuğun hiçbirinin zarar gören var mı? Yok. Gariban insanın yani, Güneydoğu'da gelen insanlar. Biz buradaki videoyu dolu insanlar da mesela şu anda adamlar savaşta yok. Normalde hiç bekleniyor. Bir şey, çocuğun kapıya çıkmaya da bir adam yok. Sür içerisinde benim kumalar şu anda millet hep gelişen. Diyarbakır diye bir yer kaldı mı? Kaldı. Olmadı ya. Cizre ile yeni yani, Cizre'ye gelmiş. İnsanların perişan olduğu dönem bu. Ben gidiyorum da. Bu işte nasıl? Ne yaparız? Ha ben de gittim Cizre'ye, biliyorum oradaki insanların durumunu gördüm. Cizre tek değil, Diyarbakır kendini görmüş. Hayır ben hepsi örnek veriyorum, hepsi öyle. Büyük bir şey yani, şehir merkezi yani. Bir yer kalmamış, otur çoluk çocuğun hep. Yani yurtların veya değil, çocukların olduğu bölgeler hep. Ama bunu yani PKK yapan diye bir yer değil. Şeyi biliyoruz zaten, hepsi ölenler köpek, sivil insan. Hani çatışma bir şey yok orada. Ölenler sivil halk. Yani sivil halk. Var mı ölenlerden bir şey? Yok PKK'da öyle bir alakası yok yani. Yurt dışında veya yerlerden gelen. Yani bunu bilen kişi yapmaz ki. Çocuğun sen gidip öldürebilir misin? Bir yurtun veya bir çocuğun öldürebilir misin? Hayır olamaz. Ama hepsi çıkanlar diyor ki onunla alakalı. Biz ne yapalım? Biz ne yapalım buradaki onunla insanlar yapalım. Olarak? Ne yapabiliriz? Hepimiz destek yani barış. Bize destek girmen lazım. Öncüleri olması lazım yani. Biz bu Türkiye'de barış istiyoruz. Biz buna çıktığında bazı insanlar var. Diyor ki siz de doğrusu. Alakası var mı? Biz burada hizmet ediyoruz. Bak, bundan iki ay evvel, bizim arkadaşların arabaları yandı. Biliyor musun? İki ay evvel olan arkadaşım. Ben arabamın üstüne sarı kamışlı yazdım, dolayısıyla tepki gösterdi. Olacak bir şey değil. Biz de bu kenarda, biz de bak. Ben kaç şey, 18 ay askerlik yaptım. Ben de 18 ay askerlik yaptım. O zaman ben de çıktım, yapmam lazım. Yapıyor mu? 18 ay askerlik. Altı kardeş altımız yaptık. Biz de bayrağın altına açıyoruz. Ama bundan iki ay evvel ortada dolaşamıyoruz. Adam diyordu ki, bu da doğulu. Veya burada iki tane bayan geçiyor ya bunda doğulu alışveriş yapmıyor. Yapma. Biz vatandaşa burada hizmet ediyoruz. Biz öyle bir düşünce olsa burada ne iş mi? Bu düşünceyle yatmıyor. Evet. Bir araya gelmek lazım. Hepsi Güneydoğu'da insanlar hepsi ekmeğini peşler. Yani ama tabii ki biz barış istiyoruz. Herhangi bir şey istemiyoruz. İşte bunu güçlendirmemiz gerekiyor. Diyarbakır gibi yerlerde ölenler normal kişiler miydi? Yok. Hep dediğin gibi az önce milletvekilinin çocuğu gidiyor mu hiç operasyona veya bir yere gidiyor mu? Hep buralarda. Gider mi? Çünkü evet. Toplumda burada yaşıyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da biliyorsunuz bir gergin bir ortam var. Evet. Hani bununla ilgili düşüncelerinizi alacağız. Hani nedir orada olanlar, biz ne yapmalıyız? Vallahi biz tasvir etmiyorum ben orada durumu yani. Hani devletin, devletin örgütünün yaptığını tasvir etmiyorum. İşte doğru değil. Hı-hı. Ne yapmak lazım? Hani biz burada batıda yaşıyoruz. Vallahi ne yapmak lazım? Direkt etkilenmiyoruz da oradan değil mi? Ne yapmak lazım biliyor musunuz? Oturup masaya anlaşmak gerekti. Yani onlar da bizim insanlarımız. Evet. Onlar başka yerden gelmediler. Onlar da bir ülkede yaşıyorlar. Bence oturup bir masa etrafında birleşerek, anlaşarak çözüm sürecini başlatmak gerekiyor. Peki yani, biz şey diyelim şöyle, batıda yaşayan insanlar bu savaştan etkileniyor muyuz? Nasıl etkileniyoruz ya da? Ya işte restoran etkileniyor yani çocuklarımız orada asker. Evet. Bir de ölenlere yani bakıyorsunuz değil mi? Hani, yazık. Benim çocuğum da asker şu anda yani. Evet. Ben şey bulmuyorum, doğru bulmuyorum. Yani hükümetin politikası yanlış. Evet. PKK'nın da yanlış, ikisi de yanlış. Diyorsunuz bir bunlar, şekilde bunlar konuşarak tabi, çözülebilir ya başka mi? Türlü çözülmez ki. Evet. Hiçbir yerde çözülmüş mü? Çözülmüş. Terör silahla çözülmez. Neyle çözülür? Müzakereyle çözülür. Değil mi? Toplumlar bir araya gelecekler. Gelmek zorundalar. Evet. Müzakere isteğini yapılır. Ama tamam. Müzakere istekli yapılır da. Terör yaparak. Şöyle yapalım terör, isterseniz. O konusu sonra da size söz bakın, verelim. Hayır efendim. Hayır şey yapmaz. Şöyle yapan devletin nasıl hata olabilir? Nasıl hata var devletin? Görüşünü söyle, tesadüfen tuttum. Sakın olun, siz gelsin değil mi? Yani bir hayır, arkadaşlar bakın, bu ülkede yaşıyoruz. Ha. Şunu önce yönlendiriyorsunuz insanlar değil hayır, mi? Hayır. Yönlendirmiyoruz. Bir dakika, bir şey. Hanımefendi, bu ülkede bir oyunlar oynanıyor. Birkaç tane aydın altında çıkan, aydın altında çıkan insanlar diyor ki, yok orada çocuklar katleden hükümet, şunu yapan hükümet. Ne alakası var devlet? Sizin de fikriniz alın. Ben size de görüşünüzü söyleyeyim de. Onu askerin katletmesin. Habura devletin hayır. Savcısını götüren ben miydim? Bak, hükümet değil. Kimdi ki? Ben 25 yılım verdim. Ben askerden yanayım burada anladın mı? Bana görev verirse ben yapacağım. Ben devletim için, vatanım için gereksizse de öldürürüm. Öldürürüm yani anlatabiliyor muyum? Ben buradaki insanların huzurlu yaşaması için insanları da öldürürüm. Bağırı bağırı konuşmayacağım. Bağıracağım ben de hani Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da şu anda hani gergin bir ortam var. Evet. Hani biz de bununla ilgili hani görüşlerinizi alacağız. Nedir, ne oluyor orada, ne yapmak gerekiyor, biz nasıl etkileniyoruz? Hani bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi almak istiyoruz. Devlet büyüklerimizin de söylediğine biz hayır. Yani ne diyorsunuz? Yapılmazsa tabii eğer ki ülkemizin bölünmesi gerekirse istemez. Bir yönde de şehitlerimizin durması bizim için biraz hı-hı. daha doğaldır. Birçok gençlerimiz, ihtiyarlarımız Allah vermesin şehit olarak geliyor, günlük geliyor. Hı-hı. Daha bunun detayına inip biraz daha şey yapmak lazım. Hı-hı. Ki, bir de şey değil mi hani hep garibanlar ölüyor savaşlarda. Yani gariban aha. çocuklar zaten hep doğuda. Aha. Paralı asker olduğu zaman zaten durumu yaranlar göndermez. Evet. Efendim zaten Orta Anadolu'nun çocukları tüm zaten şarka gider. Doğuya gider. Evet. Oradan gelen de İç Anadolu'nun şeyleri. Orta Anadolu'nun gençleri. Çiçeğe burnunda çocuklar. Evet. Sağ ol amca. Evet. Söylemek istediğiniz bir şey var mı sizin? Vallahi söyleyeceğim ben babama katılıyorum yani hı. paranız varsa askerde de olsa sivilde de olsa her yerde yaşıyorsunuz. Evet. Paranız varsa bedelli yapıyorsunuz. Aynen öyle. Sağ olsun milletvekilleri gibi büyük başlarımız gibi paralı bir şekilde çocukların askerliğin yüzünü görmeden gidiyor. Ama paralı askerliğe karşı. Garibanın çocuğu da oluyor. Evet. Başka bir şey değil. Bu son 3 yıllardan beri hani ekonomiye yansıması nasıl oldu pazara alışveriş? Peki bize nasıl yansıyor? Sizce bize yansıyor mu? Hani biz batıdayız belki savaş. Çok pahalı. Yani bize şöyle yansıyor, halk olarak biz haliyle çok pahalı. Olayları gördüğümüz için görüyorsunuz televizyonda bir soğanın kilosunu başta bir çıkardılar. Halbuki yani bir dönüm patatesi çıkarıyorlar. Aynı bir toprağın, aynı bir bayrağın. Bunun etkisi oluyor mu böyle? Ama ne oluyor bu kendi çapında bu haberlerden olsun. Dışarıdan gelen yok ama içeriden bizi kimler? Tabii herkes kendi kafasına gidiyor. Bunun ilgilendiren bir belediye falan ya ilgili bir yer bunun icabı. Çıkalım şuna şeye bile herkes... Hadi garibanım ben maaş alıyorum ama öte yanda alamayan vatandaş çok. Evet. Çürüğünü çarığını pazardan sonra toplayanları görüyoruz. Evet. Buna bir önlem alınması... Sen emekli misin amca? Çok, evet. Siz ne iş yapıyorsunuz? Emekliyim. Ben güvenlik görevlisiyim. Özel şeyler. Özel şeyler. Evet. Çok teşekkür ederiz ya sağ olun. Sağ olun. Bir şey var, gergin bir ortam var. Hani bununla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Annesi. Yani içinizden gelen hani pazara yansıması ne düşünüyorsunuz? Ne oluyordur sizce? Hani bizi etkiliyor mu? Pazar bağlandı biz mı? Biz hani sonuçta ha. Bağlandı. Hayata bizi çok etkiliyor o. Hı-hı. Mevcut fiilini artık bilemiyorum. Çok çok etkiledi. Yani ne oluyor orada sizce hani? Yani siz ne düşünüyorsunuz? Burada yaşayan bir insan olarak hani sonuçta bizim çok
şeysiz hissetmiyor bunu değil mi? Hani orada giden sonuçta halk da hissediyor, orada giden asker polis de, ama biz birebir belki yaşamıyoruz onu değil mi? Hani bizi sizce etkiliyor mu bu? Nedir, ne değildir, orada neler oluyor? Biz halk olarak mesela ne yaparız? Bizim yararımıza mı, zararımıza ne olur? Hani ne düşünüp söylemek istersiniz? Mutlak zararımızadır ama yapacak elimizde bir şey yok. İşte. Sonuç bilmiyorum. Bağlılıktan tabii ki çok şeyiz. Yani çok endişeliyiz, çok bağlılık var. Evet. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çalışıyor musunuz? Hayat pahalılığı mesela yansıyor mu bize? Yani şu anda nasıl görüyorsunuz? Pazardan geliyorsunuz. Hani bütçemiz ne durumda? Hani zor biliyorum. Bütçemiz çok zor. Şimdi asgari ücrete zam geldi mesela. 1300 oldu ama. Zam geldi ama her şeye de zam geldi. Evet. Hani zam gerçekten cebimize geldi mi? Daha rahat. Cebimize gelemedi ki. Gelemeden gitti zaten zam. Gelse emekli iyi. Misin teyze? Hayır çalışmıyorum. Çalışmıyorum. Tamam. Teşekkürler. Hani biz burada yaşıyoruz. Belki çok o ortamda yaşamıyoruz değil mi? Tabii. Bize düşen bir şey var mı? Bizim yapacağımız bir şey var mı? İlla bir şey. Ne yapabiliriz? Mesela seçimlerde üstümüzü düşen çok büyük bir görev var. Sandıklarda kendimizi yasalarımızı alalım. Bunların şekilde. Tabii başka türlüden, yani başka türlüden zaten eline bir şey gelmez zaten. Gelse bile yapamazsın. Yaptırılardan direkt cezaevine atarlar. Bunun daha alternatifi yok. Bu ya, esnafsınız burada. Hani yazdan bu yani çatışmalı süreç başladığından beri. Nasıl tabii, işlerinize yansıması nasıl oldu? Yansıyor. Fiyatlara yansıması, alışverişe yansıması. Bir de hani buranın yapısı belli. Buradaki insanlar dar gelirli genelde değil mi? Evet. Hani bu Fatih civarı. Tabii dar gelirli. Hani asgari ücrete zam oldu, 1300 oldu biliyorsunuz. Bazen hani bu gerçekten yansıdı mı? Alışverişine yansıdı mı? Sizin işleriniz daha iyileşti mi? Asgari ücret arttı ya, 1300 oldu. Bizim işlerimiz? Hani ekonomideki olumlu ya da olumsuz şeyler size yansıyor mu? Ya da ne tür yansımaları var? Hani onu söylerseniz. Sizin işler daha mı iyi, daha mı kötü? Hani siz daha iyi gözlemliyorsunuz. Bizim işlerin daha iyi olma bir ihtimali yok. Aslında daha kötü olma ihtimali var. Bunun sebebi de tabii daha çok hani her şeye gelen zam, maaşa gelmeyen zamlar. En basit örneği bizim Bağkur prim borcumuz 400 küsür de 600 küsür olmuş. Niye? Araba sigortaları da aynı. Araba sigortaları da arabalar için içimizden araba sigortası olmuş şimdi. Yani bizim işlerin daha ilerleyebilir bir şansı yok. İlerleyemez yani. Bizim işler ne olur? Geriler. Zaten şu zaten şu durumda en geride, yani en geri olduğu durumda. Sizin çünkü öyle değil mi? Direkt halkın tabii geliri bizim, size yansıyor. Aynen şöyle bir şey var. Bizim küçük esnaf olarak da bir hareket şeyimiz de var. Herkese adam teşvik primi büyük iş yerlerine veriyor. Mesela bizim pazar yerleri komple değişiyor. Adam şehrin merkezdeki pazar yerlerini kaldırıp dağdan başına veriyor. Yani fena bir yere veriyor. Kartlar aç para. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Hadi. Zaman ayırabilir misin? Ay yok ya. Niye? Ne düşünüyorsanız onu söyleyin. İstesizim mi? İkiz olduğunda. Birkaç şey soracağım. Sen sonra iki çocuk sahibi bir kadınsın. Çalışıyor musun? Çalışmıyorum. Eşiniz ne iş yapıyor? Tekstille çalışıyor. Tekstille. Şimdi ülkede bir gerilimli bir durum var biliyorsunuz. Hani doğru bir doğuda bir gerilimli durum var. Bir savaş ortamı var hani değil mi? Evet. Basından izliyorsunuz. Hani bu bizim hayatımıza yansıyor mu? Biz nasıl etkileniyoruz bundan? Yani vicdan rahatsızım sadece. Büyük şehirde biz rahat yaşıyoruz tabii. Bizim herhangi bir problemimiz yok ama Güneyli Ölçü'nün vicdanlarının rahatsızım. Şehitlerden dolayı çok üzgünüm. Yani benim vicdan rahatsızım. Peki oğlum sizce bu hani çözüm olur mu? Ne yapılır? Böyle devam eder mi? Nasıl olur? Hani, yani böyle bir şey yansılanla gerçek olanın farklı olduğunu düşünüyorum. Çözümümüzün düşündüğümüz gibi olacağını düşünmüyorum açıkçası yani. Gerçekteki savaşın farklı olduğunu düşünüyorum ben. Yüzden bir şunu diyelim o zaman da eşiniz tekstil çalışıyor. Asgari ücretten mi çalışıyor? Evet. Peki asgari ücrette bir iyileştirme yapıldı. Yani çok komik bir rakam. Ben söyleyeyim evet bu konuda bir düşünüyorum söyleyeyim. Her şey çok pahalı. Hayat çok pahalı bence. Yani bir iyileşme oldu mu? Hayır hiçbir iyileşme olmadı. Yani bizi rahat edecek hiçbir şey yok. Günlüğü 1400 için çok komik bir rakam geçinebilmek için yani çok yüksek maaşlı insanlara verip bir pazarı, çarşıyı, marketi görmeleri lazım nasıl geçinebildiğini. Sen de çıkar. Ben çok komik peki bir biz ne yapacağız halk olarak hani bize ne düşüyor? Hani bir şekilde savaş devleti bize yansıyor. Orada Türkiye'de olan her şey yansıyor. Biz ne yapmalıyız halk olarak? Hani burada yaşayan insanlar olarak, çalışanlar olarak. Yani halk olarak şu an bireysel olarak eğitim tabii ki. Gerçekten bilinçlendirmeliyiz.
Medya bence en çok hayatına düşüyor. Biz sadece televizyonu gördük bu kadarıyla. Televizyonla seyrediyorsun. Televizyonlar gerçeği yansıtıyor mu sizce? Yani bütün kanallar bir yansıtıyorsunuz. Yani. Ben çok gerçeği, ben daha çok dinlik bir kanallar seviyorum. Yani gerçekten haber kanallarında yanlı olduğunu düşünüyorum. Tamam. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi iyileştirme olsun ya maaşlarda. Ha ben bir de tıbbi sekreterim. Ön lisans mezunuyum. Taşeron sistemimiz için iş bulamıyorum. Karpistiğe çalışıyorum. Bu konuda bir iyileştirme olmasını biliyorum. Tamam. Yani. Sizin diyorsun. Ha bir de çocuk çalışıyordum daha önce tabii. Çocuklarım olduğu için işi bırakmak zorunda kaldım. Herhangi bir devletin bu konuda desteği yok. Evet. Kız çocuklarıma bakabilme, özel sektörde ilerleyen maaşlı çocuklarıma bakabilmem için çok düşük. Evet. Ha bir bakıcı tutabilmem için o konuda bir iyileştirme olmasını diliyorum. Tamam, çok teşekkür ederiz. Ben sağ olun. Nereden, nereden ya? Ya bizim, biz şey değiliz, kanal değiliz, bununla ilgili kısa bir kamu spotu hazırlayacağız. Hani yoksulluk, savaş, Sincan'da. Bir kamu spotu hazırlayacağız. Hani şeyi soruyoruz. Hani bu ülkede bir gerilim var, savaş yani bir şekilde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da. Hayat normal devam etmiyor. Bir gerilimli bir ortam var. Bu bize yansıyor mu? İşte bizim sıkıntılarımız nelerdir burada? Hani hepsini bir ara hem yoksulluktan hem savaştan. Hani siz ne düşünüyorsunuz? Gel kardeş gel beraber ne düşünüyorsun? Gel sen de gel. Bu da İstanbul ya. Tamam yani. Gel. Sizin görüşlerinizi alalım. Hani ne düşünüyorsunuz? Şimdi abla ne, sorunuz nedir ya? Mesela sıkıntı... Şimdi şöyle başlayalım. Yani soru iki türlü. Önce bir Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gergin bir ortam var. Hani bununla ilgili savaş var Güneydoğu'da. Ne var? Ne yapmak gerekiyor? Biz batıdayız belki bunu çok sıcak hissetmiyoruz ama bize yansıyor mu bu? Yani şimdi ya da biz ne yapmalıyız? Gecikmiş bir savaş. Yani buna çok daha önceden başlaması gerekiyor. Olması lazım. Şimdi örneğin ben bir Kürt'ü var. Kesinlikle oradaki insanlar bunu temsil edemez. Edemez de yani. Orada resmen bir Ermeni sorunu var. Resmen Türkiye üzerinde çok büyük bir oyun oynanıyor. Biz onu öyle görüyoruz yani. Gerçekte o zaten. Ki öldürülen teröristlerin içerisinde de zaten %90'ın içerisinde hepsi boğazlarında haşiş evet. Bunlar sıkıntılar nedir? Onlar biz orada temsil edemiyoruz. Oradaki insanlar olur. Oradaki bizim Kürt vatandaşlarımız olan oluyor yani. Yani biz ona içimiz yani. Başka bir şey değil yani. Orada eğer gerçekten bir Kürt sorunu varsa, gerçekten bir Kürt halkının savunuculuğu varsa oradaki Kürtleri öldürüyorlar. Orada Kürtlerin evlerini yıkıyorlar. Orada peki Kürtlerin... şeyiz ya, hani biz belki hani siz de sonuçta Kürt'te olsanız, Kürt'te, biz Kürt'üm. Burada çok yakıcı hissetmiyoruz bu sorunu değil mi? Buradaki insanlar. Hayır, bize yansıyor mu? Ya biz oradaki Kürt vatandaşların gerçekten devleti, devlet yani mecburen devlet orada ister istemez. Yani bu bir Kürt devleti. Bu bir... Yani bu Türk devleti içerisinde yani kalkıp da Kürt'e kim ne diyor? Kaç tane bakanımız var, kaç tane milletvekilimiz var? Sorun nedir yani bu ülkeyi parçalamak, bölmek için oradaki hareketi kesinlikle onaylamıyor. Oradaki Kürt vatandaşlar evleri ne yapıyor? Adam cephane yapmış, oradan kırıyor oraya. Biz oraya, ne yapalım kırıyor. Pek yani? Yapacak hiçbir şey yok. Oradaki de karşı geleceksin. Eğer duyarlı mı? Gerçekten Türk vatandaşı duyarlıysa karşı geleceksin. Yani oradaki katliama dur demek hani için gerçekten... Hani siz şey dediniz ya, sivil orada, insanlar ölüyor değil mi? Çocuklar. Sivil insanlar ölüyor. Orada sivil insanlar öldürerek kim? Adam gidip okulun bahçesine bomba atıyor. Olacak bir şey mi ya? Lütfen yani. Peki bu size yansıyor mu? Hani oradaki gerilimli ortak ben savaş oradaki Kürt sizin bütçenize yansıyor mu? Hayır, bütçemize yansısa ne olur? Yani bu sonuçta gerçekten gelişim. Yani gecikmiş bir savaştı yani. Olmaması gereken bir şey ama hak ediyorlar yani. Oradaki vatandaş, oradaki esnafın durumu perişan yani. Peki ne yani hani çözümü nedir? Bunun çözümü sonuna gidecek. Sonuna gidecek. Ne kaybederse de ülkede gerçekten sonuna kadar gitmesi lazım. Yani ölümse ölüm, kalırsa kalır. Hani diyorsunuz da hani savaş silahlı güçler arasında olur. Aslında olması gereken. Hani onlar olur da. Orada silahlı güçler. Bir şey var ya hani diyorum. Sivil insanlar hani çocuk ölüyor, kadın ölüyor. Oradaki, onu nasıl öldürsün? Oradaki ben Kürt'üm, Kürt'ün hakkını savunun diyen insan orada insan öldürür. Yani gidip oradaki bir ilkokula bomba atıyorsa ben onun insanlığından şüpheliyim. Yani bir ilkokula bomba atıyorsa... Peki sizin işler nasıl gidiyor? Şimdi asgari ücrette artış oldu. Ya şimdi asgari ücret falan şey değil. Ülke gerçekten dört dörtlük gidiyor. Ülke gerçekten, yani gerçekten ülke güzel gidiyor. Güzel gitmesin, önünü kesmek için ne yapacak bu? Güneydoğu'da PKK sorunu, işte Kürt sorunu. Hiç alakası şeyden, ülkenin önünü kesmeye çalışacağız. Yani izlenen politika... Yani, yani kriz yok mu diyorsunuz siz? Hayır, hayır, hayır. Şu an kriz olsa bile normal yani. Olsun, hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Ama önemli olan bir an önce hedefe var. Bir an önce tertemiz tamam. Ortamız var. Tamam, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kamu spotu hazırlayacağız, televizyon değil de. Hani böyle halkın görüşlerini alıyoruz, ondan birleştireceğiz, şey yapacağız. Şimdi... Bir gerilimli ortam var Doğu Güneydoğu'da, hani savaş var, insanlar ölüyor. Hani bununla ilgili ne düşünüyorsun? Bu nasıl devam eder, nasıl çözülür mü, çözülmez mi? Bununla ilgili bir görüşlerini alalım, sonra diğer soruya geçelim. Ne düşünüyorsun ya? Orada hani bir gerilimli bir ortam var, savaş ortamı var. Ablam Güneydoğu'da
savaş Kürtlerle değil ki, yabancı devletlerle, Ermeni asıllı kişilerle. Yoksa Kürt Türk'ten memnun, Türk Kürt Türk Kürt'ten memnun. Kız almışız, kız vermişiz, oğlana vermişiz. Akraba olmuş. Bizim Kürtlerle sorunumuz yok. Onların da bizimle sorunumuz yok. Asli kökenlerini araştırın, hep Ermeni. Öyle diyorsun. Öyle tamam. Diyorum. Bir de şeyi sorayım o zaman. Hani asgari ücrete zam geldi biliyorsunuz 1300 lira oldu. Evet, keşke gelmem deseydi. Asgari ücrete zam geldi, her tarafa zam. Emekli misiniz amca? Emekli. Hani sizin hayatınızda bir iyileştirme oldu mu? Asgari ücretlerin hayatında? Yok. Ben subay emeklisiyim. Olmadı. Keşke zam gelmeseydi, fiyatlarda zam olmasaydı. Yani diyorsunuz zamlar daha fazla diyorsunuz gelen artıştan. Zam daha fazla. Ekmek 60 kuruştu. Belediye ekmeği, alt ekmeği. 75 kuruş oldu. %25 zam geldi. Fırın ekmeği 75 kuruştu. 1 lira oldu. %33 zam geldi. Bana verdiği %33 değil ki. Ekmekten değerlendirelim yani. Akşama kadar karnımızı doyuruyoruz onunla. Öyle değil mi abi? Evet, en temel ihtiyaç. En temel ihtiyaç. Bu çatışmaların etkisi olmuş mudur bu zamlara? Efendim? Bu çatışmaların, savaş ortamında olmadı mı diyorsunuz? Yok. Bir de bizim milletimiz maddi yöne çok düşkün. Doyumsuz. Şeyden çıkıyor, Antalya'dan çıkıyor 1 liraya, burada satılıyor 5 liraya. Bir 4 lira kimin cebine giriyor? Evet, sorun bu aslında. İşte devlet bunları önlemesi lazım. Evet. Devlet. Sizin öneriniz de... Gün 5 tane kişi, subay ile, az subay ile, polis ile, komiser evet. Yardımcısıyla toprağa verir. Yazık. Yazık günah değil mi? Tabii. Yazık günah. Üzülüyorum, çok yani. Üzülüyorum. Evet. Bizim çok. Halka mesela görev nedir? Biz sıradan birileri insanlar olarak. Birileri ölüyor, birileri de kâr ediyoruz. Bizim görevimiz, şimdi oradaki halkın görevi, oradaki halkın görevi, biz PKK istemiyoruz diyecek. Evlerini vermişler, sonradan pişman olmuş. Yürüyüş yapacaklar, gösteri yapacaklar. Şehitlerin cenazesi, mesela dün, bugün toprağa verilecek. Ne güzel televizyonda gösteriliyor. PKK'nın almayan cenazeleri, onları deşifre edecek işte Ermenidir, şu şudur, şu budur diye. Ondan sonra güzelce devam edip gidecek. Peki cennet bizim üzerimize ülkemiz. Düşen bir şey var mı? Bizim burada yaşayan insanlar olarak biz ne yapabiliriz? Biz de gösteri yapacağız. Biz çatışma istemiyoruz, şehit vermek istemiyoruz. Toplanıyor muyuz? Bir araya geliyor muyuz? Gelmiyoruz. Ancak şehitler ölmez, vatan bölünmez, nutku çekiyoruz. Başka yaptığımız bir şey var mı? Onda cenazeyi kaldırırken. Yani olay bitiyor. Olay bitiyor. Bir de şu pahalılığı, televizyonlar pahalandırıyor. Bak bu pazarda limon yok. Limonu sel vurdu, yağmur vurdu, dolu vurdu. Limonlar zamlanacak. Ya ne biliyorum arkadaş diye halka bunu duyuruyorum. Duyurma. Portakalı sel vurdu, bir bahçeyi sel vurmuş. Portakal zamlanacak. Yazık günah ya. Bu vatandaşın cebinden çıkıyor. Ben 10 bin lira, 12 bin lira. Zam almıyor. Maaşım da o kadar değil. Emekli memur alıyor 1500-2000 lira. Kaç yatasın? 2500 lira. Sen de 3000 lira. Bugün 2,5 gün görev yapıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ayrılıyor milletvekili. 8200 lira maaş alıyor. Yazık günah. Diyorsun olan hep yoksa dar gelirler oluyor. Ne oluyorsa dar gelirliği oluyor. Yazık günah. Günah değil mi amma? Evet. Tamam, teşekkür ederiz amca. Sarayı elektriği 1.350.000.000 veriyor. Ben hesapladım 1.350.000.000'a biz ne yapabiliriz? Bu pazarın üstünü kapatabiliriz. Evet. Siz şimdi şunu diyoruz hem. Hani savaş da var, yoksulluk da var. Bu ikisiyle de ilgili bir soru. Şimdi bir Doğu Güneydoğu'da gergin bir ortam yaşanmış şu an değil mi? Biz savaş ortamında. Evet. Hani bununla ilgili nasıl çözülür bu sorun? Bu böyle devam eder mi? Buradaki insanları nasıl etkiliyor bu? Biz burada yaşayan insanlar olarak ne yapabiliriz? Şimdi önce bundan başlayalım. Şöyle bir sorunun, bak şimdi sorduğunuz bir sorunun şöyle bir cevabı yok. Nasıl çözülür diye bir cevabı ama yok. Ama en azından... Şöyle söyleyeyim. O sorunun çözülmesi için önce dengelerin bozulması lazım. Büyük bir denge var ortada. Anlatabildim mi? Yani bazı insanların görmeyip de bazı insanların yaşamanda görüp de bir şey yapamayacağı bir dengeler. Yani şahsıma ben bu dengeyi görebiliyorum yani. Büyük bir denge var içinde. Sanmıyorum ki bu olay 30 yıllık bir olay olup da veya 20 yıllık bir olay olup da çözülmeyecek bir olay değil. Bu zaman Türkiye şu an 95 milyonluk seçmiş yani 95 milyonluk seçmiş. Tarihinde birçok şey, birçok şey güncel olarak geçilmiş, atlatmış. Hacı Bey, para al.
çözülür. Yani o şekilde bazen atlatılmış ortada ama bu denge bozulmaz. Hiçbir zaman için bozulmaz. Bu birincisi bu. İkincisi Güneydoğu'daki ben savaşlar hakkında soruyorum. Yani büyük bir savaş var. Yani bildiğimiz savaş. Bugün Suriye'yi ön planda tutuyorlar ama gitsinler yani burada. Hani evlerinde oturup sıcak sıcak yemek yiyenler, televizyon başında yorum yapanlar bugün çıksınlar gitsinler Diyarbakır'da. Hakkari'de, Sırnağ'da hiç fark etmez. Doğumdurlar gibi bir yerinde. Orada bir sıcak çorba bulabilme ihtimali bile bulamazlar. Orada kalp perişan. Bunun nedeni yine bizleriz. Çorda var, döşe var. Biraz bizleriz, biraz da şu anki hükümet yani. Bunu da açık böyle söyleyebilirim ben. Açık böyle şu anki hükümet. Niye bu şu anki hükümet? Şunu söylüyorum. İnsanların yıllar önce vaat edilmiş, yani insanlar yıllar önce vaat edilmiş o hakları bugün tane tane, birer birer teraziye koyar gibi yani kilo kilo insanlara vaat ediyor. Halbuki bu zaten onların vaat edilmiş bir şey. Onların olması gereken bir şey zaten. Sen bunların vaatlerini bulamazsın insanlara karşı. Ve bu bugün, bu sizinmiş diyemezsin. O zaten onların. Bugün bu politikayla insanlara karşı. Burada peki biz, var. Mesela burada yaşayan insanlar ne yapabiliriz? Burada, hani bizi de etkiliyor mu ya da şükür, dolaylı olarak ki, bizi etkiliyor mu oradaki savaş? Önemlisi, en önemlisi vicdan olarak etkiliyor. Yani zaten vicdan yoksa sen bu vatan, bu Türkiye'nin vatandaşı değilsin zaten. Ama görüyorum ki zaten vicdan kalmamış insanlara, yani kendim içimden gördüğüm için. Birincisi vicdan olarak etkiliyor. Hani ikincisi de şu şekil, yani bugün burada ben de kendim şahsen doğuluyum, açık olarak olarak. Benim de akrabalarım var orada. Yani birçok da tanıdığım arkadaşlarım var canı gönülden. Hani kardeşlikten daha ötesi. Yani huzursuzum. Hani ne yapabilirim, ne edebilirim? Ama bugün hükümet burada bir set, bir engel koymuş. Anlatabildim mi? Tabii bunun açık örnekleri var zaten. Sonuçtaki patlama olayları, işte Kobani yardım olayları açık belirttir yani. Bugün bir yardım eli uzatamıyoruz. Uzattığın an senin de elini keseriz, senin de elini koparırız diyor. Açık belirttir yani. Abi bundan yana da bir korkumuz yok. Korkumuz olduğu için değil ama artık bizi öyle bir psikolojiye getirdik ki hani insanlara şöyle bir deyim yaklaştırdı. Desin ki bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Şu an insanların korumu bu yani. Başka bir şey değil yani. Abi bana bir şey olmasın da doğu yanıyor mu, batı ölüyor mu hiç kimsenin umurunda değil yani. Aynen öyle. Yani herkes şu şekil. İnsanların deyimi şu şekilde. Her koyun kendi bacağına asılır. Bugün hükümete karşı olan görüş bu. Ama gün gelir o asılan koyunlar mahalleyi kokutur. Bütün mahalleyi rahatsız eder. Evet. Bunun farkında değiller yani. Şey diyorum yani, zamanlar bu savaşta şeydir, bizim bütçemize yansıyor. Mesela dar gelir. Tabii ki yansıyor. Yansıyor. Tabii ki yansıyor. Yansımama gibi bir olanağı yok ki. Bugün oradaki devletin, kamu devletinin, kamu yani kamu mallarına verilen zararların birçoğu bir nitekim buradan karşılanıyor yani. Evet. Bir fazlasıyla. De şu var, şimdi asgari ücreti zam geldi. 1300 oldu evet. Deniyor ya. Siz hani esnafsınız, daha iyi gözlemliyorsunuz. Açık böyle. Zammın, yani asgari ücretin artmasının sizin alışverişinizde bir etkisi oldu mu? İşleriniz şöyle, daha düzeldi çok mi? Açık böyle. Bu sadece bizim esnaf için değil. Hı-hı. Şu an sizin için de, sizler için de. Araç kullanıyorsunuz muhtemelen. Araçlarınız vardır. Muhtemelen yani. En azından bir şirketin gibi. Geçen seneki sigorta primi 420 olan araç sigortaları bugün 900 liraya çıkmış. Hı-hı. Anlatabildim de. En basit örneği 2 kişi. Yani 2-4 kişilik bir halinde evde oturuyorum ben. Elektrik suyun toplam 100 liraya geçmezken bay 150 liraya geldi. Ve suyun fiyatının bu kadar düşük olduğu bir Türkiye'de yaşadığımız bir tek yani. En basit örneği bunlar yani. Bunun birçok daha örneği var yani en azından. Ha şunu söyleyeyim. İnsanlar yine uyanamıyor. Sağ cepten alıp sol cebe koyuyor. Değişen bir şey yok yani de işte biz koyun gibi geldik, koyun gibi gidiyoruz yani. Başka bir şey yok. Çözüm yok mu yani? Ya çözüm, alternatif dediğim gibi çözüm olması için önce dengelerin bozulması lazım. Anlatabildim mi? Yani bu dengeler zaten bellidir. Önem Amerika'da olan ilişkilerin, çıkarların. Yani şöyle söyleyeyim bugün. Şunu da söylemek istiyorum açık olarak. Bugün Güneydoğu'da ölen yani insana insan gibi baktığımız zaman polisidir, jandarmasıdır, dağdaki arkadaşlarımız olsun, gereksin, kim olursa olsun, hiç önemli değil. Sonuçta bir insan evladıdır. Bunların hayatlarında hiçbir şey, hiçbir bedeli olmadığını, yani adam, ben oraya 100 tane polisle yeter, gerekirse 100'ü de ölsün, benim için bir denge bozulmasın hesabından, böyle bir denge, denklemle gidiyor. Oradaki insanların değeri yok. Ya hiçbir değeri yok. Yani bugün hiçbir değeri yok. Ama ben şunu söylüyorum, biz ne için yaratıldık, neden geldik, ne için yaşıyoruz? Kulak kulluk etmeye değil ki, insanların düzgün bir hayatı olması için. Yani olabildiği kadar, olduğu kadarıyla hayat sürdürüyoruz. Ama bugün bir tane adamın, yani bir kişinin, bir şahsın şeyine bakıyor bugün Kur'an insan. Evet. Burada bir denge. Evet. Bir tane adamın şeyine bakıyor. Teşekkür ederiz, sağ olun. Hadi kolay gelsin.